arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu yılki dersimizde 9. sınıfların konusu olan kümeler konusunu işleyeceğiz. Evet. Kümenin ne olduğunu öncelikle bir öğrenelim. Küme nedir? Küme canlı ya da cansız varlıkların bazı sembollerle gruplandırılmasına küme denir. Evet, kümelerin gösterim şekli var arkadaşlar. Üç farklı şekilde kümeleri gösteriyoruz. Üç farklı yöntemle gösterilir kümeler. Nedir bunlar? Birincisi liste yöntemi. A liste yöntemi. B Venn şeması. C ortak özellik yöntemi. Dediğimizde liste yöntemi, örneğin herhangi bir küme, A kümesi, kümenin elemanlarını şu şekilde bir sembolün içine almakla liste yöntemiyle göstermiş oluyoruz. Örneğin X, Y, Z, T. Kümenin elemanlarını bu şekilde aldığımızda, yani şu sembolün içine aldığımızda liste yöntemiyle göstermiş oluyoruz. Kümenin eleman sayısını SA ile gösteriyoruz arkadaşlar. SA. Kümenin eleman sayısı. Kaç tane elemanımız var? 4 tane elemanımız var. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. SA nedir? 4. Venn şeması ise kümenin elemanlarını herhangi bir şekil içine almayla gösterdiğimiz yöntem. Örneğin ben ne yaptım? Bir kare çizdim. Ya da bir üçgen çizip ne yapacağız? A kümesi, B kümesi diyeceğiz. Kümenin elemanlarını kapalı bir şekil içine almaya biz ne diyoruz arkadaşlar? A olsun, 4 olsun. Bunlar nedir? Kümenin elemanlarını Venn şemasıyla göstermektir. Ortak özellik yöntemiyle verilen kümenin elemanlarını ortak özellikleriyle ayrıştırma. Mesela ne olsun? X öyle elemanlardan oluşuyor ki, tabi buradaki çizgimiz öyle ki, öyle elemanlardan oluşuyor ki 2 ile 5 arasında ve doğal sayı. Doğal sayılar neydi arkadaşlar? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılara diyorduk. 2 ile 5 arasında. Dikkat edersek 2'den büyük, 5'ten küçük. Burada eşitlik yok. O zaman ne yapacağız? Kümenin elemanlarını kendimiz bulacağız. Nedir kümenin elemanları? 3 ve 4. 2 ve 5'i alamıyoruz. Neden? Çünkü 2 ve 5 dahil değil. Evet. Kümenin gösterim şekillerini de öğrendikten sonra kümenin kalp kümesine bakalım. Kümelerin alt kümesi ve alt küme sayısı. Evet. Verilen herhangi bir kümede arkadaşlar alt kümesi incelenirken kümenin elemanlarından biri ya da birkaçı başka bir listenin içine alınmasıyla elde edilen kümelere biz ne diyoruz? Alt küme diyoruz. Örneğin bir küme alalım. A kümesi. A, B, C olsun. Bu kümenin alt kümelerini bulurken elemanlardan biri ya da birkaçını liste içine almayla oluşturduğumuz kümelere
bu kümenin alt kümeleri diyoruz. Kümesinin alt kümelerini yazalım. Arkadaşlar, en başta bilmemiz gereken boş küme bütün kümelerin alt kümesidir. Peki boş kümeyi nasıl gösteriyorduk? Bu işaret boş küme işareti. Bütün kümelerin alt kümesi. Öncelikle bunu bileceğiz. Tüm kümelerin alt kümesi. Evet, şimdi kümemizin alt kümelerini beraber yazalım. Nedir bunlar? A'yı alalım önce, A. B'yi alalım, B. C'yi alalım, A, B'yi alalım. A, C'yi alalım. Ve A, B, C'nin tamamını alalım. Evet, boş kümeyi de içine bıraktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de başka almadığımız alt kümemiz var mı? A, B, A, C ve B, C. Evet. B, C'yi de aldığımızda toplam 8 tane alt kümemizin olduğunu görüyoruz. Bunu tek tek yazdık. Tabi her zaman bu şekilde yazmıyoruz. Alt küme sayımızın formülü var. Nedir o? Alt küme sayısı formülümüzü hemen altına yazalım. Sayısının formülü. Arkadaşlar, bir kümenin alt küme sayısını bulurken ne yapıyoruz? Kümenin eleman sayısını önce bakıyoruz. Kümenin eleman sayısına. Kümenin eleman sayısı n olsun. Evet, kümenin eleman sayısı n olmak üzere alt küme sayımız nedir? Formülümüz şu arkadaşlar. Alt küme sayısının formülü 2 üzeri n'dir. 2 üzeri n. Örneğin bize bir küme verildi. Küme kaç elemanlıysa bizim alt küme sayımız da 2 üzeri n olacak. Örneğin A kümesi x, y, z, t, k, m. Kaç tane kümenin elemanı varsa tek tek sayıyoruz. Bu en gördüğümüz yere ne yapıyoruz? Verilen kümenin eleman sayısını yazarak, evet bunu yazalım. Alt küme sayısını buluruz. Evet, kümenin kaç tane eleman var? Kümenin eleman sayısını da S A ile göstermiştik. Nedir? 2, 4, 6 tane neyi var? Elemanı var. Hemen ne yapıyoruz? En gördüğümüz yere 6 yazıyoruz. 2 üzeri 6. Üstü sayılardan hatırlayalım. Neydi? Verilen üstü sayılarda üstündeki sayı neyse alttaki sayıyı o kadar yan yana çarpıyorduk. 2, 2, 2, 2, 2. Kaç tane oldu? 5 tane. Bir tane daha 2 ihtiyacımız var. 2 kere 2, 4, 8, 16, 32, 64 tane alt kümesi olacak. Evet, demek ki verilen herhangi bir kümenin alt küme sayısını bulurken neyi kullanıyoruz? 2 üzeri n formülümüzü kullanıyoruz. Evet, başka bir örnek yapalım şimdi. Verilen bir küme içinde, örneğin herhangi bir küme bize verebilir. Burada bir eleman bulunup başka bir elemanın bulunmadığı sorularla bize sorulabiliyor. Onlarda ne yapmamız gerekir? Onları da inceleyelim. Örneğin şöyle bir örneğimiz olsun. A kümesi 1, 2, x, y, z kümesinin alt kümelerinin kaçında
kaçında x bulunmaz dediğinde, evet, x bulunmaz dediğinde ne yapacağız? Bakacağız. Bize x bulunmaz diyorsa o zaman x'i kümenin neyine atacağız? X'i kümenin dışına atacağız. Evet. X'i kümenin dışına atarsak başka ne elemanımız kalıyor? 4 tane elemanımız kalıyor. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki alt küme sayısı, evet, 2 üzeri 4 ile bulunacak. 2 üzeri 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, yani 16 tane alt kümede x bulunmaz. Bir tane daha yapalım. Kümeyi yalan vermeyin. Kümemiz şöyle olsun. Kümemiz şöyle olsun. Ortak özellik yöntemiyle verilen bir küme olsun. 1 ile 15 arasındaki asal sayılar. Kümemizi belirtmiş. Kümesinin kaç alt kümesi vardır dediğinde, kaç alt kümesi vardır dediğinde ne yapacağız? İlk etapta kümemizin kendisini bulmamız gerekiyor. 1 ile 15 arasındaki asal sayılara bakalım. Nedir bunlar? 2'den başlıyordu asal sayılar, değil mi arkadaşlar? Asal sayılar 2'den başlıyordu. Asal sayının tanımını bir hatırlayalım. Asal sayı dediğimiz 1 ve kendisinden başka ortak bölündüğü olmayan sayılardı. Yani 6 ya da 8 gibi sayılar asal sayı değillerdi. Neler bunlar? 2, 3, 5, 7 şeklinde devam ediyordu. O zaman hemen yazalım. 2, 3, 5, 7, 8 olur mu? Olmaz. 9 olur mu? Olmaz. 10 olmaz. 11, 13. Artık devam edemiyoruz. Çünkü neden? 15'e kadar bize bir sınırlama getirilmiş. Dolayısıyla elemanlarımız bunlardan oluşuyor. Alt küme sayımızı bulurken formülümüz 2 üzeri n'di, değil mi? Kaç tane elemanımız var? Sayalım yine. 3, 6 tane. Yani SA 6 olduğundan dolayı 2 üzeri 6'yı yine bulacağız. 2, 6 tane 2'yi yine yan yana çarpıyoruz. Bu da nedir? 64 şeklinde verilen küme. Dikkat edersek kümeyi bize verdiğinde, kümenin tanımını yaptığında biz kümeyi kendimiz oluşturmalıyız. Yani kümeyi oluşturmadan eleman sayısını ne yapmalıyız? Bilemeyiz. Evet arkadaşlar, son olarak özel küme sayısını da verip konumuzu bitirelim. Kümenin öz alt küme sayısını incelerken, evet, öz alt küme sayısını incelerken, evet, kümelerin öz alt küme sayısı. Evet arkadaşlar, öz alt küme neydi? Öz alt küme, kümenin toplam alt kümelerinden kendisinin çıkarılmasıyla elde ediliyor. Değil mi? Öz alt küme neydi? Kümenin alt kümelerinden kendisinin çıkarılmasıyla, yani kendisine derken kümenin kendisinin çıkarılmasıyla elde edilen kümeye diyoruz. Kümeye öz alt küme denir. Evet. Şimdi öz alt kümenin sayısını nasıl buluyoruz? Biraz önce ne yaptık? Alt küme sayısını incelerken 250 n'i kullanmıştık. Peki bir tane çıkardığımıza göre, kümenin kendisini çıkardığımıza göre kaç tane kalıyor? Öz alt küme sayısı nasıl olacak? Öz alt küme sayısı nasıl olacak? 2 üzeri n tamamıysa 2 üzeri n'den neyi çıkarmalıyız?
çıkarmalıyız. Dikkat edelim arkadaşlar, enden çıkarmıyoruz. Nereden çıkarıyoruz? 250 enden çıkarıyoruz. Evet, şimdi hemen bir tane örnek yapalım bununla kapalı. Hem özel kümelerini bulalım, hem de özel küme sayısını bulalım. Örneğin kümemiz ne olsun? A, B, C olsun yine. Başka bir tane alabiliriz. Örneğin birazcık A, B, C yaptık. 4 yapalım burada. Kümesinin öz alt kümeleri, kümeleri ve öz alt küme sayısını bulalım. Evet, yine tek tek yazıyoruz. Önce öz alt kümelerini yazarken alt kümelerini sıralayalım. A, B, 4, değil mi? Sonra A, B, A, 4. Daha sonra boş küme, değil mi? Ve A, 4, B. Biz ne dedik? Dedik ki bu normalde alt kümelerdir. Ama biz ne yapmalıyız? Evet, B, 4. Şunu da yazalım. B, 4. Evet, bu normalde alt kümelerdir. Öz alt kümeyi bulurken ne yapıyoruz işte? Kümenin kendisi olan şu kümeyi tamamıyla çıkardığımızda bize ne kalacak? Öz alt küme, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dikkat edersek bir tane çıkardık. Zaten kümemizin eleman sayısı neydi? 3'tü. Peki direkt nasıl bulabiliriz işlem yapmadan? 2 üzeri 3 eksi 1 şeklinde. 2 üzeri 3 neydi? 3 tane ikinin yan yana çarpılmış hali, yani 8'di. 8'den dikkat edersek 8'den 1'i çıkarıyoruz. 3'ten 1'i de 8'den 1'i çıkarıyoruz. Bu şekilde ne yaptık? Kümemizin özel küme sayılarını da bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada bitiyor. Diğer derslerimizde görüşmek dileğiyle.